Seyit. Ya... ya sen niye zahmet ediyorsun Ali dayı? Biz birisini göndertir aldırırdık. Allah Allah. Oğlum baktım otelde herkesin işi başından açmış. Kirliler de orada öyle duruyor. Ben de yüklendim geldim işte. Gideyim bir Seyit'i göreyim dedim. Belki bir de biraz konuşuruz. Hayırdır inşallah, bir sıkıntı yok umarım. Hayır, sıkıntı değil ama... Oğlum, benim kulağıma bir şeyler çalındı. Ben de Aslı var mı yok mu sana sorayım dedim. Buyur Ali Bey. Sen Şura'yla evlenmek için gün saat sayıyorsun sanıyorum. Sen diğer taraftan kalkıp mürüvveti istemişsin. Doğru mu? Günaydın. Günaydın kızlar. Oğlum bak benim niyetim burada seni sorguya çekmek değil. Ama biz ne konuştuk senden? Hayır daha doğrusu sen geldin bana söyledin. Ve hatta biz Şura'yla evlenmen için hazırlıklara başlayacaktık. Ha? Duydum inanamadım. Ne değişti oğlum hikayede? Çok şey değişti Berde'yi. Yok bence senin kafan fena halde karışmış. Oğlum bak iyi düşün. Kendinin, Şura'nın, mürüvvetin, saadetini tehlikeye sokma. Biz seni, Şura'yı ne kadar çok severiz biliyorsun ama... mürüvvet de bizim kanımız, canımız. O da bin bir güçlükle, zorlukla ana kucağına ulaşmayı başarmış. Küçücük bir kız, değil mi? İyi düşün bak. Hiçbirinizin canı yanmasın Seyit. Bak Ali dayı, bizim bundan sonra Şura'yla bir araya gelmemiz mümkün değil. Ben senin endişelenmeni anlıyorum. Mürüvvet belli, çok iyi birisi. Benim de zaten onu üzmek gibi bir, onu mutsuz etmek gibi bir niyetim asla olmadı. Benim niyetim onunla bir yuva kurmak. Evlenip buraya kök salmak, yerimi yurdumu bilmek. Bu kaç göç hallerinden kurtulmak için böyle bir şey düşündüm. Düşündüm ama gel gör ki... annesi bu işe pek razı olmadı. Kim bilir? Belki de en hayırlısı budur be Seyit oğlum. Ha? Ama bak, kimsenin canı yanmasın. Ben çıkıyorum. Bugün iki yeni restorandan çamaşırlar gelecek. Önceliği onlara verirsiniz, tamam mı? Kolay gelsin. Doğru mu Seyit? Gerçekten o kızla evlenmek istedin mi? Kızlar, hazır olan çamaşırları verin. Götüreyim hemen. Sen yine de bu mevzuyu öyle hemen kestirip atma Seyit. Ya mürüvvetle de bir konuşmak lazım. Kızın da bir fikrini almak lazım. Bir de ondan mı hakaret işitiyorsun Lütfü abi? Annesi söyleyeceğini söyledi. Emine Hanım birkaç gün buralarda değil. Yani o civar köylerden erzak toplar, getirir burada dükkanlarda satar. Yani mürüvvet birkaç gün bizde kalacak. Eğer bir diyeceğin varsa... Yok. İyi madem sen bilirsin. Nerede kaldı bunlar?